Akut orta kulak enfeksiyonu çocukluk çağının en sık görülen enfeksiyonu olup %85 çocuk ya da bebek ilk 3 yaşına kadar en az bir kere akut otit atağı geçirmektedir. Orta kulak enfeksiyonu orta kulağın ve çevre dokularının enfeksiyonuyla seyretmekte olup aynı zamanda sıklıkla da virüs solunumlu enfeksiyonunu takiben gerçekleşiyor. Bebeklik çağında da sık görülen bir enfeksiyon. Orta kulak enfeksiyonu bu kadar sık olan bir enfeksiyon ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bebeklik ve çocukluk çağında en fazla antibiyotiğin reçete edildiği bir patoloji. Böyle bakıldığında olay hem çocuğu rahatsız eden bir olay hem de anne babayı rahatsız eden bir olay. Çünkü çocuklar bebeklik çağında kendilerini ifade etmeseler de huzursuzluk, beslenme problemleri, bazılarında uykuya meyil, bazılarında kulakla oynama şeklinde belirti verebiliyor. Ancak kulakla oynama bebeklik çağında bebeklerin çok sevdiği de bir aktivite. Eğer ek belirtiler yoksa, yani huzursuzluk, beslenememe, iştahsızlık gibi ek belirtiler yoksa çok da endişelenmemek lazım. Ama dediğim gibi bu ek belirtiler varsa evet uyanık olmak lazım. Çocukluk çağında çocuklar daha fazla kendilerini ifade edebildikleri için onlardaki belirtiler arasında da yine kulak ağrısı olabilir ve bunu ifade edebilir çocuklar. Onun yanında yine kulaklarındaki rahatsızlık hissi nedeniyle kulaklarıyla oynayabilirler. Ağrı önemli bir belirtidir. Ayrıca da kulak enfeksiyonlarında %80'e kadar varan vakada görülebilir şekilde ateş görülebilir. Ateş tabii gerek çocuklar için gerek aileler için çok uyarıcı bir faktör, doktora götüren bir faktör. Ama bu her vakada görülmeyebilir. O nedenle hani diğer şikayetler belirgin olduğunda da ailelerin uyanık olması lazım. Daha büyük çocuklar işitme kaybını ifade edebilirler ki her orta kulak iltihabında geçici de olsa, hafif de olsa bir işitme kaybı görülmektedir. Bu işitme kaybı patoloji iyileştikten sonra sıklıkla iyileşir, nadiren de daha uzayabilir, uzadığı zaman da müdahale edilmesi gerekebilir. Bunun yanında özellikle büyük çocuklar, ki büyük çocuklardan kastım konuşabilen çocuklar, 2-3 yaşında, 4 yaşında kulaklarındaki dolgunluk hissinden de yakınabilirler. Bu çocukluk çağındaki orta kulak enfeksiyonlarının bir takım devreleri var. Erken devrede çocukların daha çok dolgunluğu belirginken daha ileri evrede ateş ve ağrı ön plana çıkmaktadır. Neden olan enfeksiyonlar ya da neden olan patolojilere bakıldığında ise hem bakteriler hem virüsler bu enfeksiyonu yapabilir ve bu enfeksiyonun sonucunda sıklıkla, ilaçla iyileşmesine rağmen nadiren de olsa kronikleşebilir. Bu kronikleşmeyi önlememiz önemli. O nedenle de var olan bulgular olduğunda ailelerin bir an önce hekime başvurmasında yarar var. Tabii ki her orta kulak enfeksiyonunda antibiyotik kullanmamıza gerek yok ki bu bir hekimin verebileceği bir karar. Ancak eğer hekiminiz önerirse bu antibiyotiklerin düzenli ve en az 10 gün süreyle kullanılması gerekmekte. Tersi durumda olay kronikleşip daha ciddi problemlere neden olabilir. Kişisel faktörler arasında eğer çocuğun başka bir nedene bağlı bir bağışıklık sisteminde bozukluk varsa ya da baş boyun bölgesinde bir doğuştan getirdiği yarık damak problemi, yarık dudak problemi, ek bir takım semptomlar varsa kronikleşme maalesef daha çok olabilmektedir. Ayrıca çevresel faktörler arasında da özellikle evde sigara içilmesi, beslenme problemleri ya da evin ısıtılması ile ilgili problemler, tozlu ve pis ortamlar olayın kronikleşmesine neden olmaktadır. Buradaki özellikle anne babanın sigara içimini vurgulamak istiyorum. Bütün çocukların orta kulak enfeksiyonlarında ya da kulak burun boğaz problemlerinde evde sigara içilmesi çok önemli bir neden ve o nedenle hani evde kesinlikle içilmemesi, hatta hiç içilmemesi en doğrusu. Akut orta kulak enfeksiyonunun en temel tedavisi, takip ve gerekli olgularda antibiyotik olması yanında tabii ki bu çocuklara ağrı kesici, ateş düşürücü verilmeli. Ayrıca da bu çocukların burun problemlerinde tedavi etmek lazım. Bunların en önemlisi mekanik temizlik önemlidir. Mekanik temizlik için burunun lavajla yıkanması, yine eğer hekiminiz önerirse
bir takım spreyler yararlı olacaktır. Bu şekilde çocukların tedavisiyle sekelsiz iyileşecektir ortokulak enfeksiyonu. Sonuç olarak ailelerin çok endişelenmemesi gereken, hemen hemen çocukların yaklaşık %80-90'ının geçirdiği bir enfeksiyon olan akut ortokulak enfeksiyonu iyi tedavi edildiğinde problemsiz iyileşen, ancak eğer gecikildiğinde kronikleşebilen ve problem yaratabilen bir enfeksiyon tablosu olarak görülecektir.